Almanya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Adil Palta'nın şimdiki durağı Şehzade Restorant. Sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak durdurak bilmiyoruz. Yine bir başarı öyküsü. Almanya'daki, Avrupa'daki vatandaşlarımız günden güne başarıya doymuyorlar. Yanımızda başarılı bir iş adamımız var. Nafiz Bakırcı yanımızda. Duygularınızı alabilir miyiz kısaca? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi mekanımız nezih bir mekan. Güzel bir mekan. Aşçılarımız çok iyi. Özellikle herhalde bu Stuttgart'ta, özellikle Baden-Württemberg'te bir boşluk olduğundan dolayı böyle bir şey yaptınız bir şey herhalde, değil mi? Yani hobiyle başladı. Evet. Ama sonuçta güzel bir mekan oldu. Mutfağımız çok güzel. Özelliğimiz de Almanlara, yabancılara Türk mutfağını güzel bir şekilde tanıtmak. Evet. Amacımız da bu. Sevgili izleyenlerimiz, Şehzade Restorant'ın ortaklarından Seyfettin Bey yanımızda. Merhabalar Seyfettin. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkürler. Evet. Gerçekten çok güzel bir mekan açmışsınız. Şu Stuttgart bölgesinde büyük bir eksiklik vardı bu konuda. Yemekleriyle, içmesiyle, dekorasyonuyla herhalde bayağı bir zaman harcadınız. Kaç aylık bir çalışmanın sonucunda oldu bu? Hemen hemen 3 aylık çalışma üzerinde oldu bu işimiz. 3 ay boyunca uğraştınız. Ya tabii ki her şeye özen gösteriyorsunuz değil mi? Yemek servisiyle, o kaliteyle, kalitesiyle, her şeyiyle. Stuttgart'ta bu eksikliği olduğunu gördüğümüz için bu hizmeti misafirlerimize ve müşterilerimize sunmaya karar verdik. Bu arada Nafiz de beraber ortaklığınız sürüyor, Nafiz Bakırcı ile. Nasıl beraber çalışmak? Ortaklık tabii ki önemli. Bizde sadece ortaklık değil, biz abi kardeşiz. Kardeş gibiyiz. Evet. Çocukluktan beri arkadaşız. 30 yıllık bir geçmişimiz var. Evet. Sıkıntımız değil. Ortaklıktan ileri bir şey. Özellikle aşçılar da herhalde 5 yıldızlı otellerde çalışmış aşçılar değil mi? Onu belirtmemiz lazım. Ustamız kendisi saati İzmir'den gelme. Bundan 7 sene önce Almanya'ya gelmiş ve Berlin'de Osmanlı mutfağı olarak bir gastronomide çalışmıştı. Bundan bizden 5 ay önce bizden beraber tanıştı ve bize bizle beraber bu işe el attı. Evet. Ya ben özellikle menü kartına baktım. Her yerde bulunmayan yemekler var Nafiz Bey. Doğru mu? Kesinlikle. Her restoranda görebileceğimiz menüler var. Menülerimiz 3-4 ayda kartlarımızı değiştiriyoruz. Osmanlı tarzı, Akdeniz mamulleri, her yerde görmediğiniz menülerin çeşitleri diyebiliriz. Ya yerimizi yeniden bir hatırlatalım. Tam Stuttgart'ın hangi bölgesindeyiz, neresindeyiz? Stuttgart'ın merkezindeyiz. Christophstrasse 14 numara 70-178 Stuttgart. Herkesi bekliyoruz. Bir de bu canlı müzik var burada. Hafta sonları olacak mı Nafiz Bey? Tabii. Cuma, cumartesi akşam 9'dan gece 3'e kadar canlı müziğimiz olacak. Kaç kişilik kapasitemiz var burada? 60 tane sandalyemiz var. 50 kişilik de terasımız var. Yaklaşık 110 kişiye. 110 kişiye hizmet verebiliyoruz. Size başvurabilir. Telefon numarasını veya internetiniz varsa onu hatırlatabilir miyiz? İnternet sayfamız var. Stuttgart tire şehzade. Her zaman burada böyle. Evet sevgili izleyenlerimiz, tanınmış bir sima yanımızda, genç ve başarılı iş adamı, Birtat Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kanaman yanımızda. Biz her hafta onunla aslında birlikteyiz, bugün de tesadüf oldu. Evet. Merhabalar Cihan Bey. Merhabalar Adil Bey. Merhabalar. Nasıl, gerçekten işin dışında da kendine zaman ayırıyorsun herhalde biraz olsun. Evet, tabii ki bu tip açılışlarda mekan sahiplerini desteklemek bir şekilde mecburiyet karşısında yapmamız gereken görevlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Nasıl, ortamı beğendiniz mi? Evet, çok nezih bir ortam. Nafız Bey de bu arada Stuttgart'ta tanınmış bir sima, iyi bir iş adamı. Nafız Bey'e buradan başarıların devamını diliyorum. Çok güzel bir mekan yapmış. Umarım bundan sonra buna benzer daha güzel mekanlar, buna benzer iyi mekanları yapmakta devam edecektir. Mezeleri, yemekleri nasıl, beğendiniz mi? Evet, yemekler çok nezih, yemekler çok lezzetli. Stuttgart'ta
denilecek az elit mekanlardan bir tanesi. Çeken çok değerli arkadaşlarımız var Adil. Tanıyanlar tanımayanları söyler. Vizyon ekibine o zaman bir hediyemiz olsun dedik. Ayrıcalıklı bir şarkı söylüyoruz o zaman. Sizin için, vizyon ekibi için. Sigaramın dumanını sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanını sarsam, saklasam seni. Gitme el olursun sevdiğim incitmeyi.